Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. Dördüncü ünitenin konu anlatımı dersini izleyen ve üniteyi tamamlayan öğrenciler için şimdi ne kadar öğrendiğimizi ölçme zamanı geldi. Eyvah, yazılı quiz diyoruz. Hocam bu sene yazılı olmuyor, hoca quiz de yapmıyor sakın demeyin. Her an her şey olabilir. O yüzden mutlaka ünite bitimlerinde o ünitenin eyvah yazılı quiz etkinliğini yapın. Öncelikle bunu PDF olarak indirip kendinizin yapmasını öneriyorum. Daha sonra benimle bu videoda çözümleri izleyin. Nereden indireceğiz hocam? dilekdemirel.com web adresine gireceksiniz. 7. sınıf bölümünde tüm ünitelerin quizlerini PDF olarak bulabilirsiniz. Hemen şimdi videoyu durdurun. Önce indirin, kendiniz çözün. Sonra benimle birlikte kontroller için bekliyorum. Ayrıca kanala destek olmak isterseniz şimdiden teşekkürler. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi PDF'i indirip çözmüş olan arkadaşlarımızla hemen çözümleri kontrol etmeye başlayalım. Önce görseller. Şimdi bu ünitede konu wild animals, vahşi hayvanlar. O yüzden bir sürü hayvanın İngilizce kelime karşılığını öğreniyoruz. Bakalım bunları ne kadar biliyorsunuz? Bu kelimeleri bu görsellerle eşleştirmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi ekranda biraz ufak kalıyor. Eşleştirmede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden dilekdemirel.com'a girip PDF'i mutlaka indirin. Daha rahat olsun diyorum. Evet, eşleştirmeler geldi. Şimdi tek tek hatırlayalım bu ünitedeki kelimeleri. Crocodile. Crocodile, timsah. Arkamdan telaffuz ederseniz telaffuzunuz da gelişecek. Kelimeyi doğru okumayı öğrenebileceksiniz. Horse. Horse. At. Zebra. 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 Biz buna pijamalı eşek derdik çocukken biliyor musunuz? Üzerinde çizgiler var ya pijama giymiş bir hayvana benziyor. Pijamalı at da olur. Octopus. Octopus. Ahtapot. Whale. Whale. Balina. Deer. Deer. Geyik. Monkey. Monkey. Maymun. Snake. Snake. Yılan nasıl ses çıkarıyor? Kelimeyi okurken de sanki tıslama gibi bir ses çıkıyor, değil mi? Snake. Yılan. Giraffe. Giraffe. Giraffe nedir? Zürafa. Turtle. Turtle. Kaplumbağa. Gorilla. Gorilla. Goril. Lion. Lion. Aslan. Rhino. Rhino. Gergedan. Stork. Stork. Leylek. Dolphin. Dolphin. Yunus. Kangaroo. Kangaroo. Kanguru. Raven. Raven. Kuzgun. Bu da bir kuş çeşidi. Lizard. Lizard. Pertenkele. Bear. Bear. Ayı. Owl. Owl. Baykuş. Eagle. Eagle. Beşiktaşlılar bu kelimeyi iyi bilecek. Kartal. Cheetah. Cheetah. Türkçede de çita. Fox. Fox. Tilki. Elephant. Elephant. Fil. Polar bear. Polar bear. Kutup Evet, şimdi yeni bir eşleştirme zamanı. Ünitenin içinden bazı kelimeleri seçtim. Bu kelimeleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bakalım bunları biliyor musunuz ve görselleriyle eşleştirebilecek misiniz? Evet. dilekdemirel.com'dan indirip yapmışsınızdır sanıyorum eşleştirmeyi.
Hemen görelim ne kadar doğru yaptığınızı. Cage. Cage, kafes. Kafes demek. Mammal. Mammal çok önemli bir kelime. Memeli. Mammal. Memeli hayvanlar. Memeliler için kullanılıyor. Biliyorsunuz memeli hayvanlar bebeklerini doğuruyorlar ve süt veriyorlar. Extinct animal. Extinct animal. Bir dinozor resmiyle bağdaştırdık kafamızda. Soyu tükenmiş hayvanlar. Artık dinozor yok, soyu tükendi. Onlar extinct animal. Marsh. Marsh. Bataklık, sulak yer, bataklık arazi. Wild animals. Zaten vahşi hayvanlar. Poisonous. Poisonous zehirli demek. Poison olsaydı zehir demek. Reptile. Reptile sürüngen. Sürüngen. Reptile. Trunk. Trunk. Filin hortumuna trunk diyoruz. Hemen alta geçelim. Tusk. Filin dişi. Fil dişi. Tusk. Trunk. Filin hortumu. Skin. Derisi, cildi demek. Skin. Desert, çöl. Desert. Jungle, orman. Fur, kürk. Zoologist, zoolog. Yani hayvanlarla ilgili araştırma yapan, onlarla ilgili çalışan kişiler. Wing, kanat. Okay. Write the words into the correct box. Evet, kelimeleri bakalım doğru kutulara yerleştirebilecek misiniz? Bunlar çeşitler. Mammals, memeli grubundaki hayvanlar. Birds, kuş grubundakiler. Reptiles, sürüngen olan hayvanlar. Bakalım hangi hayvanın hangi gruba girdiğini biliyor musunuz? Şu gözleri dönmüş mirketlere bakın. Heyecanla cevabınızı bekliyor. Görelim mi? Okay, let's go. Here are the answers. Evet, memeli hayvanlar. Elephant, fil. Fil. Horse, at. Whale, balina. Tiger, kaplan. Mesela bu hayvanlar memeli. Bunlar yavrularını doğuruyorlar ve onlara süt veriyorlar. Tıpkı insanlar gibi bebek dünyaya getiriyorlar ve onlara süt veriyorlar. Onlara mammals deniyor. Buraya mesela polar bear'ı da ekleyebiliriz. Kutup ayısı. Bear, ayı. Peki kuş grubundakilere bakalım. Falcon, doğan, şahin. Hemen yan tarafta resmini görüyorsunuz. Eagle, kartal. Owl, baykuş. Stork, onun da resmini solda görüyorsunuz. Evet, uzun bacaklı. Leylek. Bunlar da kuş grubundaki hayvanlar. Şimdi reptile, sürüngenlere bakalım. Crocodile, timsah. Snake, yılan. Lizard, kertenkele. Ve turtle, kaplumbağa. Bunlar da reptiles, yani sürüngen grubundaki hayvanlara örnek. Choose the correct option. Evet, şimdi doğru cevabı seçmenizi istiyorum. Okuyup doğru cevabı işaretleyeceksiniz. Sanıyorum görseller de size yardımcı olacak. Number one, they have sharp eyes, teeth and majestic fur. Evet, keskin gözleri var. Sharp, keskin gözler, sharp eyes, teeth, dişler. Majestic fur. Öyle muhteşem, harika, etkileyici de bir kürkü var. Kürk. Şimdi timsahta kürk yok. Crocodile'ı eledik. Seagull martı. Martıda diş yok. Keskin gözler belki vardır ama majestic fur hiç yok. Cevap tiger. Kaplanı düşünün. Keskin gözler, dişler ve efsane bir kürkü var, değil mi? Number two. They can move fast without legs. They are poisonous.
Poisonous. Zehirliymiş. Bacakları yok. Bacaksız hareket edebilen zehirli bir hayvan. Sağ üst köşede sanıyorum görüyoruz. O tarafa yaklaşmıyorum. Tıs, çok tehlikeli. Turtle, kaplumbağa değil. Stork, leylek değil. Doğru cevap snake. Number three. They can turn their heads 270 degrees in each direction. Her yöne 270 derece başını çevirebiliyor. Tıpkı burada gördüğünüz gibi. Bakın nasıl çeviriyor başını. Bakalım bir izleyelim. Hop. 270 derece. Wow. Doğru cevap oval. Burada görüyoruz. Baykuş. Lizard değil. Panda hiç değil. Okay. Choose the correct one. Evet, doğru cevabı seçeceğiz. İster yuvarlak içine alın, ister altını çizin. Fark etmez. Şimdi. An eagle mı, a cheetah mı? Flies at high altitudes. High altitudes böyle çok yükseklerde demek. Acayip yükseklerde fly. Bir kere fly uçmak. Uçan çita hiç görmedim ben. Eagle, kartal. Number two. People hunt elephants for their skins or tusks. Evet, insanlar filleri derisi için mi yoksa dişi için mi? Tabii ki fil dişi için öldürüyorlar, derisi için değil. Giant pandas mı, dinosaurs mu? Bakalım. Are one of the endangered animals. Endangered, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmak demek. Dinozorların soyu zaten tükenmiş. Onlar extinct animals. O yüzden dev pandaların soyu tükenme tehlikesi var. Onları korumalıyız arkadaşlar. A lizard mı, a cheetah mı is faster than the other animals. Diğer hayvanlardan daha hızlı. En hızlı diyebileceğimiz hayvan cheetah'dır arkadaşlar. Hiç lizard çitayı geçebilir mi? A falcon or a stork? Şahin mi yoksa leylek mi? Has got a long beak, neck and legs. Bir kere uzun gaga, big gaga. Neck bacaklar, uzun bacaklar. Pardon, uzun neck boyun. Legs bacak. Şimdi yazalım. Big gaga. Neck, boyun, leg, bacak. Bunların hepsi uzun uzun, sadece stork'ta olur, leylek. Falcon'da değil. Falcon doğan şahin. Onun böyle özellikleri yok. A raven or a veil is a bird in the crow family. Evet, bakalım balina mı yoksa kuzgun mu? Bir kere bird dediği için balina bir kuş değil, a raven doğru cevap. Bu arada crow family karga ailesinden, kargagillerden geliyor. Raven'ı da biraz önce resmini göstermiştim. Siyah kargaya benzer bir kuş türü. Evet, bu ayı da maşallah karlar yağarken şarkısını besteledi. Keşke duyabilseydik. Okay, number five. Fill in the blanks using the given words. Evet, şimdi bu kelimeleri bu boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. İşte hep kelime bilginizi ölçecek, okuduğunuzu anlamanızı ölçecek etkinlikler hazırladım. Bunları tam full %100 yapabiliyorsanız tamamdır bu ünite arkadaşlar. Evet, dilekdemirel.com'dan indirdiniz değil mi? İndirip çözdünüz ve şimdi cevaplar gelsin bakalım. Female kangaroo carry their babies in a pouch on their stomach. Stomach karın biliyorsunuz. Karın bölgesindeki bir cebin içinde taşıyorlar bebeklerini. Female bu arada dişi demek. Dişi. Yani kız kangurular. Dişi kanguru. Bebeklerini cebinde taşıyor. A turtle is a slow moving land animal. Land animal kara hayvanı demek. Slow moving. Böyle yavaş yavaş hareket eden bir kara hayvanıdır. Mammals. Bunu biliyorsunuz. Memeliler. Feed their babies. İşte
Bebeklerini besliyorlar. Feed beslemek, give milk. Süt veriyorlar bebeklerine. Mammals, memeliler. Mesela hangi hayvan? Polar bear, değil mi? Mesela elephant, cheetah. Carnivores eat meat. Bu çok önemli bir kelime arkadaşlar. Carnivores etçil demek. Sadece etle beslenen hayvanlara etçil hayvanlar denir ve İngilizce'de carnivores. Sadece et yiyorlar. Birds, kuşlar, have feathers, feather tüy. Tüyleri var, wings, kanatları var ve lay eggs, yumurta bırakıyorlar. Yumurtluyor. Kuşlar yumurtluyor arkadaşlar. Herbivores, herbivores, bu da otçul demek. Yani sadece otla beslenen hayvanlar. Eat grass, ot ve tohum yiyorlar. Otçul hayvanlar herbivores, etçil hayvanlar carnivores. Bir daha söyleyelim mi? Rap gibi olsun. Otçul hayvanlar herbivores, etçil hayvanlar carnivores. Otçul hayvanlar herbivores, etçil hayvanlar carnivores. Hayatta unutmazsınız artık. Reptile, sürüngenler, sürüp sürüm sürünüyor bu hayvanlar. Are cold-blooded, soğuk kanlı hayvanlardır. Soğuk kanlı böyle vücut ısısı değişmiyor, artmıyor. Zaten yılan böyle durur, bakar, 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 hiçbir tepki vermez ya işte oradan da cold-blooded aklınıza gelsin. Lion is a warm-blooded. Aslan ise bakın warm-blooded, sıcak kanlı. Yani vücut ısısı artıyor. Vertebrate with hair. Vertebrate omurgalı demek. Yani sıcak kanlı, omurgalı bir hayvan. Omurgası var. Vertebrate, omurga. Bizde de var. İnsanların sırtında da vertebrate var. With hair dediği hair tabii aslanın saçı üzerindeki tüyünü söylüyor. Ostriches can't fly. Ostrich uçamıyor. Hangi hayvan ostrich? Deve kuşu. Ostrich, deve kuşu demek. Because they lost the ability to fly. Çünkü kaybetmiş, uçma yeteneğini kaybetmiş bir kuş türü. Ostrich, kuş ama uçamayan. Nedir? Ostrich, deve kuşu. We should vaccinate animals against diseases. Vaccinate, aşılamak. Bu ara çok meşhur ya, hani şu koronaya karşı aşı buldu, aşılanacağız falan diyorlar. İşte vaccinate olacağız inşallah. Koronaya karşı aşı bulacaklar, biz de vaccinate olacağız. Against diseases, hastalıklara karşı demek. Okay. Now reading part. Şimdi okuduğumuzu anlama ölçümüne devam ediyoruz. Bu parçayı okumanızı istiyorum ve bu soruları parçaya göre cevaplamanızı, cevaplarını yazmanızı istiyorum. Yine eğer indirdiyseniz dilekdemiren.com'dan sakin sakin rahat rahat yapın, cevaplarınızı yazın. Ondan sonra kontrol için buradayız ve yapanlarla başlıyoruz biz cevaplarımıza. Ama tabii önce parçayı anlamamız gerekiyor. Jane Parker is a zoologist. Zoolog Jane Parker. Bakın resmini görüyorsunuz. She is studying on endangered and extinct animals. Şimdi neyle ilgili çalışıyor? Soyu tükenmiş hayvanlar. Niye tükendi acaba? Bir de soyu tükenme tehlikesi olan hayvanlar. Endangered tehlike altında. Her an soyu tükenebilir. Extinct bitmiş gitmiş. Artık bu dünyada yok o hayvan. She believes that she should do something to prevent extinct ones. Evet. Şimdi neye inanıyor? Bir şeyler yapılmalı to prevent, önlemek için. Yani yok olmasınlar diye. She wrote an article about it in an animal magazine. Bir hayvan dergisinde bununla ilgili yazı yazıyor. Diyor ki, "People should stop hunting the animals." İnsanlar avlanmayı durdurmalı diyor. Hunting, avlanmak, avcılık. We shouldn't damage them. Onlara zarar vermemeliyiz. We should protect animal habitats.
Şimdi habitat önemli bir kelime, yaşam alanı demek. Hayvanların yaşam alanı. Mesela elephant'ın habitatı nedir? Forest, orman. Lion, aslanın habitatı nedir? Forest, jungle, orman. Ama mesela fish, balık, onun habitatı nedir? Sea ya da river, deniz ya da nehir gibi. Yaşadığı yer. Yaşam alanı. We shouldn't pollute environment and cut trees. Evet, çevreyi kirletmemeliyiz ve ağaçları kesmemeliyiz diyor. We should educate people about wildlife. İnsanları eğitmeliyiz. Educate, eğitmek. Vahşi yaşamla ilgili eğitim vermeliyiz. A little love changed the world. Let's start right away. Biraz sevgi dünyayı değiştirebilir, değiştirir diyor ve hadi şimdi hemen başlayalım. Evet, soruların cevaplarını görelim. What is Jane Parker's job? What does she do? What is her job? Mesleği nedir Jane Parker'ın? Evet, mesleği nedir? She is a zoologist. Bu arada okuma parçasından soru cevaplarken şurası çok önemli. Bakın, Jane Parker is a zoologist dedi. Yerine she koydum. Siz Jane Parker is a zoologist de diyebilirdiniz. Where did she write the article? Evet. Article'ı nerede yazdı? Nerede yazdı bu metni parçayı? She wrote it in an animal magazine. Evet, bir hayvan dergisinde yazdı. Bakın, bu arada Simple Past'ın geçmiş zamanı da tekrar hatırlamış oluyoruz. Did yardımcı fiiliyle, fiilin birinci haliyle soru kalıbında kullanıyorduk. Ama cevabımızı verirken mutlaka fiilin ikinci halini kullanıyorduk. Bunu da hatırlatmış olayım. Simple Past'la ilgili sıkıntınız varsa kanalda bununla ilgili video var. Mutlaka izleyin. Should we kill animals? Hayvanları öldürmeli miyiz? No, we shouldn't. Hayır. Kesinlikle yapmamalıyız. Should da bu ünitenin en önemli gramer konusu. Onunla ilgili bir videonun linkini de buraya bırakacağım. Onu da izleyin mutlaka. What is your advice to protect animal habitats? Şimdi hayvanların yaşam alanlarını protect, korumak için advice nedir? Onun bize bir advice'ı var. Yani tavsiyesi. Ne tavsiye veriyor bize? Ne diyor? We shouldn't pollute environment and cut trees. Bakın, hemen habitatın arkasından tavsiye geldi. Çevreyi kirletmemeliyiz ve ağaçları kesmemeliyiz. Is education important for protecting wildlife? Eğitim önemli mi vahşi yaşamı korumak için? Yes, it is. Evet, tabii ki önemli. Does Jane love animals? Sizce hayvanları seviyor mu bu kadın? Yes, she does. Evet. Bu arada şunu da görelim. Bakın, is'le, does'la ve should'la başlamış sorular var. Bunların hepsine yes, no ile cevap verdik. İşte bu yardımcı fiille başlayan sorulara hep yes, no ile cevap verilir. Ve soru neyle başlıyorsa cevap onunla bitirmede kullanılır. Olumsuzsa not'lu hali seçilir. Yes, we should. No, we shouldn't. Yes, it is. Bakın, is'le başladı, is'le bitti. Does'la başladı, does'la bitti. Bunu da hatırlatmış olayım. Evet, yine okuduğunu anlama. Bu sefer çeviri yapabiliyor musunuz? Bu İngilizce cümleleri Türkçe cümlelerle eşleştirmenizi istiyorum. Hadi bakalım. Yapanların kontrol zamanı. Snakes and crocodiles are reptiles. Yılan ve timsahlar nedir? Reptile, sürüngendir. Falcon and eagle are birds. Falcon neydi? Hangi hayvandı? Bir düşünün. Doğan, şahin. Evet. Ve kartal. Bunlar kuş. Şahin ve kartal. Horse and whale are mammals. Evet. At, balina. Neydi bunlar? Memeli. Tigers have majestic fur. Majestic kelimesini görüyoruz burada.
Muhteşem. Bayılırız değil mi? Böyle Kaplan'ın desenleri, kürkü çok etkiler bizi. Tigers have majestic fur. All's eyes are completely immobile. Şimdi bakın. Baykuşun gözleri completely tamamen demek, immobile hareketsiz demek. Yani gözlerini hiç oynatmıyor. Baykuşu inceleyin, bir baykuş videosu açın inceleyin. Gözlerini hiç oynatmıyor, sadece kafasını çeviriyor. Mobile hareketli, immobile hareketsiz. Does it live in the jungle? Ormanda mı yaşar? Can they fly at high altitudes? Çok yüksekte uçabilirler mi? People destroy their habitats. İnsanlar onların habitatlarını, yaşam alanlarını ne yapıyorlar? Destroy ediyorlar. Yok etmek, destroy. Let's take care of animals. Haydi hayvanlarla ilgilenelim. Onlar için bir şeyler yapalım. Let's, haydi. We should protect wild animals. Vahşi hayvanları korumalıyız. Aslında arkadaşlar, we should protect all the animals. Evet, işte bitirdik arkadaşlar. Hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte bu kalpler, like'lar böyle patlasın gitsin. Daha sonra unutabilirsiniz. Hemen alt kısımdan beğenin ve tabii ki derslerimiz devam edecek. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağ tarafta bıraktığım oynatma listesinde 7. sınıfın tüm ünitelerinin konu anlatımı ve kelime derslerini görebilirsiniz. Oradan hepsini tek tek izleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook, Instagram, Twitter beni mutlaka takip edin. Eğer kanala abone olursanız arada sürpriz canlı yayınlar yapıyorum. Bildirim alırsınız. Onlara da katılırsınız. Ve dilekdemirhan.com sizin için çok önemli. Çünkü bütün PDF'leri orada bulup indireceksiniz. Evet, işte bu şekilde uzaktan da olsa, virüs de olsa, okulda kapalı olsa biz bu İngilizceyi öğreneceğiz arkadaşlar. Ben sizlere her zaman destek olacağım. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.